Kardeşlerim, muazzez müminler, büyük imtihanları büyük kullar başarabilir. Allah Azze ve Celle büyük davaları büyük insanlara havale eder. Edep, haya, büyük insanların nasibidir. Onlar bundan pay alırlar. Kur'an-ı Hakim, erkeklere, kadınlara nasıl olacaklarını, nasıl korunacaklarını, aileyi nasıl inşa edeceklerini anlatırken Müslümanlara konuşur, Müslüman kadınlara, Müslüman erkeklere. قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَضُوا فُرُوجَهُمْ Müslüman erkeklere, müminlere söyle buyurur. Onlar bakışlarını haramdan alsınlar, bakışlarına sahip olsunlar. Ammar anlar, Yasir anlar, Bilal anlar. Onlar Allah'ın bu zor emrini yerine getirirler. Sokakta yürürken gözleri ya da kulakları onları harama çağırırken, harama mahkum olmaya mahkum olup yok olmaya çağırırken ancak bu iffet emrini Bilal duyabilir, Ammar duyabilir. Mümin olanlar, imanı iliklerine kadar yaşayanlar Allah'ın bu emrine lebbeyk diyebilirler. Onlara söyle, Ali bin Ebi Talib'e söyle, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadın sokakta gördüğünde eğer ona bakarsa bundan dolayı Allah sorumlu tutar mı diye sorduğunda ya da böyle bir hal peygamberle onun arasında böyle bir konu bahsemedar olduğunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem لَا تُتْبِعِنْ نَظْرَةً نَظْرًا birinci bakışa ikinci bakışı ekleme Ali. فَاِنَّ لَكَ الْعُولَى وَلَيْسَدْ لَكَ الثَّانِيَ birinci bakıştan sen muafsın. Allah bundan dolayı seni hesaba çekmeyecek. Çünkü gayri ihtiyari olarak baktın. Yürüyorsun, gözlerin sokakta nasibi var. Önüne bakıyorsun, o an önüne bir kadın çıktı. Gayri ihtiyari olarak baktıysan, gördüysen ondan dolayı sorumlu değilsin. Fakat ikincinin hesabını verirsin Ali. O halde Ali bin Ebi Talib'e söyle. قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ sokakta yürürken kadınlara bakmasınlar. Onların halini, onların yapılarını her ne kadar izhar ederler, açarlar, o halde olsalar bile seyretmesinler. İman edenlere söyle, ancak onlar bu büyük imtihanın üstesinden gelebilirler. İmam Müslim rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden birisinin parmağında altın yüzük görüyor. Altın haram buyurdular. Erkeğe haram. Kadın için ziynet eşyası. Eğer erkek bunu taşırsa boynunda, elinde, parmağında altın olursa ziynete, kadın gibi önem verecek, belki kadınlar gibi ağlayacak, yıkılacak, kırılacak, erkek olma özelliğini kaybedecek. Yani süslenecek, dünyayı ebedi bir yer olarak görecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabinin parmağından altın yüzüğü bizzat elleriyle alıyorlar, atıyorlar. Atıyorlar yani çöpte sahabinin altını var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan uzaklaşınca dönüyorlar sahabiye diyorlar ki bu senin malın, buradan alsan, gitsen kuyumcuya bozdursan, evinde çocuklarına ihtiyaçlar alsan, onları karşılasan olmaz mı diyorlar. Aslında olur, fıkhen caiz, alabilir, mal olun, sadece ziynet eşyası olarak kullanamaz. Fakat sahabi, Peygamber aleyhissalatu vesselama, onun talimatlarına o kadar bağlanmış ki, لَا وَاللّٰهِ لَا أَخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللّٰهِ Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam, mübarek elleriyle parmağımdan alıp yere attıysa, benim ellerim nasıl o altını yüzüğü yerden almaya uzanabilir diyor. O halde onlara söyle, onlar gözlerine, onlar kulaklarına sahip olabilir. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ O kadınlara söyle, onlar da erkeklerle aynı mekanda olma mecburiyetinde olduklarında başlarını kaldırıp da kendi eşlerine baktıkları gibi sokakta namahrem erkeklere bakmayacaklar. Peki hangi kadınlara bunu söylüyor Kur'an-ı Hakim? İstanbul'da
havaalanına gelip şu kadar zavallının omuzlarında sürüklenen, vücudunu açan, çırılçıplak dolaşan İstanbul'da, Fatih'in yurdunda, konserde, sahnede kendini arz eden, teşhir eden aşüftelere mi söyle hayır? Onları izleyenlere mi söyle hayır? Parayı verip oralara girenlere mi söyle hayır? Onları Fatih'in yurduna kabul edenlere mi söyle hayır? Kime ya Rab? وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ Müslüman kadınlara söyle. Burnunu göstermekten haya edenlere söyle. Ebu Davud rivayet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselam bir muharebede bir kadın geliyor, yavrusunu soruyor. Evladım diyor, ciğerparem nerede? Yavrusu şehit olmuş, şehitler arasında evladını arıyor. Fakat yüzünde peçe var. Birisinin dikkatini çekiyor. Ona bakıyor, diyor ki, yani sen bu halde buraya geldin, yüzünde peçe var, o halde yavrunu arıyorsun. Yani bu halde geldin, yavrunu kaybettin, yine yüzündeki peçeyi kaldırmıyorsun. Sen nasıl bir annesin diyorlar. Kadın Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencisi. Onu Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam terbiye ediyor. Kadın diyor ki, kendisinin o haline, metanetine, sabrına, şaşıranlara dönüyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencisi o kadın konuşuyor. İn urza ibni felen urza hayai. Eğer evladımı kaybettiysem, in urza ibni felen arza hayai. Hayamı, edebimi kaybedemem ya. Yavrumu kaybettim, onu Allah'ıma gönderdim. O vermişti, huzuruna aldı. Evladımı kaybettim diye hayamı nasıl kaybedebilirim? O halde vakul lil mu'minat, gözlerine sahip olmayı, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan hayayı, edebi öğrenen, alan o kadınlara söyle. Ancak onlar Allah'ın bu talimatına ya lebbeyk derler, onlar teslim olurlar. Alacaklar haramdan gözlerini, helale çevirecekler, kendi helalleriyle meşgul olacaklar. Eğer imkanları varsa evlenecekler yani. Kendi o bedeni, fıtri ihtiyaçlarını sadece kadınlar, erkekler aile ortamında karşılayacaklar. Fakat imkanları yok. Kadın, erkek evlenemiyorsa o halde Cenab-ı Hak toplumu koruma, toplumu kurtarma adına bütün Müslümanlara emir veriyor. Allah'ın bütün Müslümanlara talimatı: وَاَنْكِحُ الْاَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ İçinizden bekar olan delikanlıları, bekar olan genç kızları evlendiriniz. İşte bu emri yerine getirmek için ecdadınız vakıflar kurdular. O vakıflarda evlenmek isteyen ama babasını kaybeden, çeyizini hazırlamayan kız çocuklarının ihtiyaçlarına karşıladılar. Delikanlılar evlenecekler, velimeyi ya da evin ihtiyacını karşılayamıyorlar. Sessiz sedasız reklamını yapmadan o delikanlıları aldılar, evlerini hazırladılar. İşte eşyalarınız dediler, sen burada o kadınla yaşayacak, iffetini koruyacaksın, toplumun iffetini koruyacaklar. Yani aslında o delikanlıyı koruyarak kendi oğullarını, kendi kızlarını beladan, fuhuştan, yanlıştan, zinadan korumuş oldular. Caminin halılarını almaktan, minare yapmaktan, evlenme çağına gelen ama maddi imkansızlıktan dolayı evlenemeyen delikanlıyı evlendirmek, minare yapmaktan Allah katında daha büyük ecre sahip. Kur'an kursu binası yapmaktan, Afrika'da okul yapıp gavur çocuklarını okutmaktan, evlenme çağına gelen Müslüman delikanlıları, kızları evlendirmek, bu halde toplumun namusunu korumak, Allah'ın bütün Müslümanlara talimatı, bütün Müslümanlara emri, oradaki okullardan değil, Hristiyan çocuklarından değil, mahallende evlenemeyen delikanlılardan Allah seni hesaba çekecek. Kur'an'ın talimatı kardeşim. Peki Müslümanlar kardeşim, senin derdine, senin davana sahip olmadılar. Şu kadar diploma aldın ama evlenemiyorsun.
ya da okuyamadın, iş bulamadın, iş bulamadığından dolayı evlenemiyorsun ama yaşın şuraya geldi. Ümmet sana sahip çıkmıyorsa o halde başını kaldırıp sokakta o yürüyen kadınları, aşüfteleri seyretmeyecek, onların arkasına takılmayacak, onlara mahkum olmayacaksın. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ Onlara söyleyin, onlar iffetini kuşansınlar. İstifal babından getiriyor. Yani kardeşim zor olacak. Belki okuldasın, sınıftasın. O kadını seninle aynı sınıfa koymuşlar. Belki sadece eşinin yanında olması gereken, sadece Allah'ın eşinin yanında müsaade ettiği bir kıyafetle sınıfa geldiyse sen orada okuyacaksın. İnsanlığın, ümmetin geleceği adına okuyacaksın. Orada senin bir mevzin var. Orada yerin var. Orayı bekleyeceksin. Ama evlenemiyorsun. Tahsil içinde evlenme imkanın yok. Belki evlenmemen gerekir tahsil süresi içerisinde. Peki o halde nefsine döneceksin, ruhuna döneceksin. Ellerini kainatın sahibine kaldıracaksın. Yusuf'u koruyan Allah'ım, beni de şu sınıfta muhafaza eder misin ya Rabbi diye ona sığınacaksın. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ Allah sana o kapıyı açana kadar, yani evlenecek imkanı verene kadar çalışacaksın. Bütün gayretini, bütün cehdini ortaya koyacaksın. Kulaklarına, gözlerine sahip olacak. Kadınlarla konuşmayacaksın. Konuşma mecburiyetine kalınca belki 3 kelimeyle 5 kelime kafi oluyorsa o kadarla iktifa edeceksin. Sonra devam ediyor, o delikanlılardan sonra toplumu idare edenlere, onları yönetenlere Kur'an-ı Hakim sesleniyor. وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَسُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Birkaç kuruş kazanabilmek için kızlarınızı, yavrularınızı soyup da sokaklara çıkarmayın. Ey medya patronları, Kur'an size konuşuyor. Reyting kazanabilmek için kadınları soyup da sunucu diye delikanlıları ekrana mahkum edebilmek için ekranlara sadece eşinin yanında durabilecek şekilde kadınları çıkarıp da Ahmetleri, Muhammedleri, onların iffetlerini ayaklar altına almayın, çiğnemeyin. وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ Kızlarınızı zinaya zorlamayın. Kamyon lastiği reklam ediyorsun. Kamyon şoförü ekrana baksın diye yağı reklam ederken milletin aldatılmış kızını alıp da yağı onunla beraber kamyoncuya gösterme. O kadına kıyma, ona ihanet etme. Ey ajan sahipleri, Anadolu'dan o boyu eni endamı yerinde olan kadınları, kızları toplayıp da ajanslar da aldatıp şu kadar para verip 20 yaşında onları podyumlara çıkarma, sahnelere çıkarma, onlara ihanet etme. Dünyayı kazanmak için kadınların iffetini kirletme. Allah'ın talimatı bu. Yapmayın. وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُورُ الرَّحِيمُ Onları zorlayanlar, ajanslarla onların iffetini kirletenler, medyayla kirletenler, gazetesini daha çok insan alsın diye her gün birinci sayfasına çıplak kadın resmi basanlar, bunları basanlara müsaade edenler, yapmayın delikanlılara, kızlara, onların iffetine kıymayın buyuruyor Allah. Kim namusların katili olursa Allah onları affetmeyecek. Onların günahı büyük. Fakat o aldatılanlar kızlar var ya, onlar yoldan çıkarılanlar var ya, o maaşa mahkum edilenler, yarışmalarla adalara götürülenler, iffetleri kirletilen o kızlar var ya, Allah onları affedecek. Affedecek eğer tövbe ederlerse. Patronları değil, medya sahiplerini değil, o medya sahiplerine müsaade edenleri değil. Allah o kadınları, aldatılanları tövbe edince lehunne vallahi lehunne diyor Hasan Basri. Allah'a yemin olsun ki Rabbim eğer o kadınlar tövbe ederse onlara affın, mağfiretin kapısını sonuna kadar açacak.
وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذ۪ينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّق۪ينَ Kur'an'ın sahibi devam ediyor, buyuruyor ki, size bütün bu ahkamı anlatan evinizi, kızınızı, oğlunuzu nasıl koruyacaksın? Ya da kardeşim üniversitede, lisede okuyorsun, oraya kızı koymuşlar, açıp da koymuşlar, aldatmışlar, onun içinde kendini, gözlerini nasıl koruyacak, muhafaza edeceksin? İşte Allah bütün bunların esaslarını Kur'an-ı Hakim'de beyan etti. Bir de وَمَثَلًا مِنَ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ Sizden öncekilerin, yaşayanların hayatına bakın, onların misallerine bakın. Yani bir kadın, bir genç kız, onu aldattılar, bir ajansa aldılar, 20 yaşında podyuma çıkaracaklar, 25'e gelince artık diyecekler, senin iş ömrün fiilen bitti, sen evine dön ya da varsa evin evine dön, yoksa sokağa diyorlar. Sokakta bırakıyorlar, bu kadını hükmen bir ölüm bekliyor kardeşlerim. Eski günlerini, eski itibarını arayacak, bir kenarda, bir köşede bu kadın ölümü bekleyecek. İşte onlara diyor ki, وَالَّتِي اَحْسَنَتْ فَرْجَهَا Meryem'e bak. Allah Meryem'i iffetiyle anlatıyor. İsmi mevsuller sıla cümleleriyle marife olur. Hazreti Meryem annemizi, onu Kur'an-ı Hakim bize anlatırken, ey İslam kadını, 18 yaşında babasının iffetine sahip çıkmadığı Meryem, Ayşe, Hazreti Meryem'e bak, Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencilerine bak. Onlar iffetleriyle bayraklaştılar, gözlerini kaldırıp erkeklere bakmadılar, onlarla kafelerde aynı masalarda oturmadılar. Ey sen kardeşim, moleküler biyolojide okuyor bu kardeşimiz, nükleer tıpta. Yani Türkiye'nin en önemli fakültelerinden birisi. Geliyor okula, yüksek puanla öğrenciler girdiğinden dolayı daha çok kızlar girmiş okula. Kızlarla onları aynı masada ekip çalışmasına zorluyorlar. Delikanlı diyor ki, oturuyorum kızlar, eşlerinin yanında hangi kıyafetle duracaklarsa okula o kıyafetle geliyor. Babasına diyor ki, ben Müslümanım, böyle bir okulda okuyamam. Nefsime sahip olamıyorum, gözlerime sahip olamıyorum. Türkiye o delikanlıdan, o kardeşimden hizmet bekliyor. İnsanlar o okula girmek için belki şu kadar yıllarını feda ediyorlar. Ama Yusuf o fakülteyi bırakıyor. Ahiretini kurtarma adına bırakıyor. Ey o okulları kuranlar, ey o okulları idare edenler, ümmetin evlatlarına, Yusuflarına, insanlığa hizmet yolunda Allah için müsaade ediniz. Açınız onların yolunu, onlara merhamet ediniz. O kadınlar kendileri eğer o halde vücutlarını göstermek istiyorsa onlara müstakil okullar ihtas etsinler, orada okusunlar. Ama Yusuflar diyorlar ki, biz dünya için ahiretimizi feda edemeyiz, Rabbimize ihanet edemeyiz. Peki kardeşim, seni eğer öyle bir okulda okumaya mecbur ettilerse Kur'an-ı Hakim sana ne der? Nasıl duracaksın? Nasıl kendini koruyacaksın? وَمَثَلًا مِنَ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ Önceki milletlerden bahsediyor. Hazreti Yusuf'tan anlatıyor Kur'an-ı Hakim. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ ف۪ي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكْ قَالَ مَعَذَ اللّٰهِ Züleyha kapıları kapattı. Bütün kapıları kapattı. Hazreti Yusuf onunla aynı mekan içerisinde, gel dedi. Yusuf'la beraber olacaktı. O da ben Rabbime sığınıyorum dedi. Belki sen de Yusuf gibi o okullarda insanlığa, ümmete hizmet edebilme adına okumaya mecbur kalacaksın. Oraları terk etmeyecek. Ulum-ı İslamiye'yi dışarıdan alacaksın. Onları okuyacaksın. Hazreti Yusuf gibi gözlerini kapatacaksın. Kulaklarına sahip olacaksın. Yusuf'u koruyan Rabbim, bu Yusuf'u da kıyametin arefesinde himaye eder misin? Kâle ma'azallah, Yusuf gibi ben de sana iltica ediyorum Rabbim diyeceksin. Allahu nuru semavati vel ard. İşte bütün bunların sonunda kardeşlerim, kainatın sahibi buyuruyor ki, Allahu nuru semavati vel ard. Allah yer ve gök ehlinin nurudur. Yani sizler eşyayı gerçek kimliğiyle görebilmek için Kur'an-ı Hakim'e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine muhtaçsınız. Nerede hayatınızı nasıl tayin edeceksin? Üniversitede olan bir kardeşim
Tahsili bitene kadar, ilim yolunda devam eden bir kardeşim, sonuna gelene kadar evlenmeden yürüyeceksin. İslam kadını kendi mahrem ortamında, erkeklerin arasına girmeden gözüne, kulağına sahip olacak. Erkeklerle aynı mekanda okumanın Allah'a, Rabbine isyan olduğunu bilecek. Ve diyecek ki, nur sende ya Rab. Kur'an-ı Hakim'le, Peygamber Aleyhisselam'la hayatımızı aydınlattın. İşte bizler Kur'an'ın emrine muhatap olduk. Sadece bizler gözlerimizi haramdan koruyabiliriz. Ammarlar korur, Yasirler korur, Sümeyyeler korur, Zeynepler korur. İşte bu toplumu yeniden onlar inşa edecekler. Karşıda bir güruh var. Onlar diyorlar ki hayır olmaz. Kadınla erkek aynı ortamda olmalı, aynı ortamda okumalı, belki konuşmalı, belki flört yapmalı. Batı böyle bir hayatı anlatıyor. Batı'da şimdi 18'inde belki daha erken kadınla kızla erkek birleşiyorlar. Evlenmeden çok önce birleşiyorlar. Böyle yapmalı dediler. İnsanların duygularını bastırırsanız sonra toplumda başka felaketler olur. Zina dediler sosyal bir ihtiyaçtır. Sonuna kadar zinanın yolunu açtılar. İnsanları hayvanlara kıyas ettiler. Yani kadına bir erkek istediği anda, istediği zamanda ulaştı. Eğer bir erkek bir kadına parası var, istediği anda, istediği zamanda nikah gibi bir kayıt olmadan ulaşırsa, bugün bu kadınla, yarın başka bir kadınla beraber olacak, hayvan gibi bir hayat olacak, güzelliğini kaybeden kadınlar sonra ortalıkta kalacaklar. İşte Allah Azze ve Celle kadın güzelliğiyle erkeklerin elinde oyuncak olmasın. Anne olsun, evi olsun. Deli gençken güzelliğine bakıyorlardı. Güzelliğiyle erkekler onları almışlardı, onlarla ev kurmuşlardı. Yaşlanınca anne olmalarına baksınlar. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً 80'ine gelince anne olan, babaanne olan, anneanne olan o kadına merhamet nazarıyla baksınlar, kıymasınlar, sokağa bırakmasınlar. İşte Batı kardeşim. Kadına sadece fiziğiyle baktı, istifade etti, yaşlanınca onları aldılar, kimsesizler yurduna bıraktılar, terk ettiler. İnsanın hayatını hayvanın hayatına eşitlediler. Nasıl hayvan hayatında bir kayıt yok, hayvan merada öküz yani istediği inekle beraber oluyor, bunlar da aradan nikahı kaldırdılar. Şimdi Batı'da kilise feryat ediyor, sürekli programlar hazırlıyor, evlenin diyor, evlenmiyorlar. Bugün o kadınla, yarın başka kadınla, köpeklerle beraber oluyorlar. Evde çocuk diye köpeklerini büyütüyorlar. Erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla evleniyorlar. İşte evlilik hayatı bitirir demişlerdi. Evliliği reddeden Batı'nın aile hayatı bitti kardeşim. Kilise papazları diyorlar ki eğer bu haliniz devam ederse 20 yıl sonra Müslümanlar nüfuslarıyla Batı'yı istila edecekler. Allah seni koruyor, kadını koruyor. O halde kul lil mu'minine yaguzzu min absarihim. Hayat seni evliliğin kapısına götürene kadar bütün cehdinle, gayretinle sen Ahmet, sen Zeynep gözlerine sahip ol.